Merhabalar arkadaşlar. Yeni konumuz Past Perfect. Konumuza geçmeden önce hedef kelimelerimizi inceleyelim. Anlamları ve telaffuzları not edip tekrarlayalım. Book a ticket. Bilet ayırma. Realize. Gerçekleştirmek. Issue. Konu, mesele. Move. Taşınmak. Approve. Onaylamak. Till, until. E kadar. Together. Birlikte. Lock, kilitlemek, give up, vazgeçmek, bırakmak. Şimdi konumuza geçebiliriz. Past Perfect Türkçe'de geçmiş zamanın hikayesine, yani mişli geçmiş zamana karşılık gelmektedir. Geçmişte bir zamandan veya geçmişte bir eylemden önce gerçekleşen eylemleri ifade etmek için kullanılır. Geçmişin geçmişi şeklinde de Past Perfect'i tanımlamamız mümkün. Kullanımlarına geçmeden önce Past Perfect'in gramer yapısını inceleyelim. Olumlu cümlelerde tüm öznelerden sonra had artı fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. Örneğin, he had been to five different countries before 2005. 2005'ten önce 5 farklı ülkede bulunmuştu. I had read 30 novels when I finished high school. Liseyi bitirdiğimde 30 roman okumuştum. We had talked about that issue many times. O mesele hakkında defalarca konuşmuştuk gibi. Olumsuz cümlelerde tüm öznelerden sonra hadn't artı fiilin üçüncü halini kullanıyoruz. I hadn't seen him for a long time. Onu uzun zamandır görmemiştim. We hadn't spent a lot of time together before the picnic. Piknikten önce çok fazla zaman geçirmemiştik. Lewis hadn't tried to learn Spanish before he moved to Spain. Lewis, İspanya'ya gitmeden önce İspanyolcayı öğrenmeyi denememişti gibi. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiil had'i cümlenin başına alıyoruz. Örneğin, Had you watched Lord of the Rings by 2005? 2005 itibariyle Yüzüklerin Efendisi'ni izlemiş miydin? Had you locked the door when you called me? Beni aradığında kapıyı kilitlemiş miydin? Had he approved the document before I checked it? Ben kontrol etmeden önce dosyayı onaylamış mıydı gibi. Past Perfect'in gramer yapısı bu şekilde. Şimdi Past Perfect ne tür durumlarda karşımıza çıkabilir, ne tür durumlarda kullanılır ve Past Perfect'i kullanırken nelere dikkat edilmelidir bunları inceleyelim. Past Perfect'in genel olarak iki farklı kullanım şekli var. Ancak bu iki kullanım arasında çok uçuk farklılıklar yok. İlk olarak Past Perfect, geçmişte belirli bir zamanın öncesinde gerçekleştirilen eylemleri ifade etmek için kullanılabilir. Bu kullanım için by itibariyle, till until e kadar, before önce gibi zaman zarflarını sık sık görmek mümkün. Örneğin, by 2003 I had organized three conferences. 2003 itibariyle 3 konferans organize etmiştim. My mom had cleaned the house before my father came. Babam gelmeden önce annem evi temizlemişti. Till last summer I had changed five schools. Geçen yaza kadar 5 okul değiştirmiştim. I was 10 years old when I finally joined the school's football team. I had tried so hard to do it. Sonunda okulun futbol takımına katıldığımda 10 yaşındaydım. Bunu yapmak için çok çalışmıştım. Until he gave up, my father had spent 5 years smoking. Babam bırakana kadar 5 senesini sigara içerek geçirmişti gibi. Gördüğümüz gibi tüm bu cümlelerde geçmişte belirli bir zaman belirtip bunun öncesinde gerçekleşen eylemlerden past perfect kullanarak bahsediyoruz. Bir diğer kullanım ise şu. Past perfect, past simple bir cümle ile birlikte birbirine yakın iki eylem arasında öncelik sonralık ilişkisi ifade etmek için kullanılabilir. Bu kullanım için when, the'ında, by the time, the'ında, before, önce, after, sonra gibi bağlaçlar kullanılabilir. Örneğin, by the time I came home, they had just left. Ben eve geldiğimde henüz çıkmışlardı. When he called me, I had already fallen asleep. O beni aradığında çoktan uyumuştum. The meeting hadn't started yet when I arrived. Ben vardığımda toplantı henüz başlamamıştı. Bu cümlelerde gördüğümüz gibi anlamı eksiksiz olarak ifade etmemiz için yani öncelik sonralık ilişkisini karşı tarafa iletmek için past perfect
yani mişli geçmiş zaman kullanmak mecburi. After ve before bağlaçları için ise past perfect yerine past simple kullanılabilmekte. Örneğin, before I watched the film, I had eaten something. Film izlemeden önce bir şeyler yemişti. Before I watched the film, I ate something. Filmi izlemeden önce bir şeyler yedim. Gördüğümüz gibi bağlaçta zaten öncelik sonralık durumunu belirttiğimiz için bu cümlede past perfect kullanmaya gerek kalmıyor. Ancak bu iki cümleye de İngilizce'de rastlamamız mümkün. After I had called my friend, I turned on the TV. Arkadaşımı aradıktan sonra televizyonu açtım. Gördüğünüz gibi bu cümlede ilk olarak gerçekleştirilen eylem arkadaşı arama olmasına rağmen ve past perfect kullanılarak belirtilmesine rağmen bu cümleyi Türkçe'ye mişli geçmiş zaman olarak çevirmiyoruz. Çünkü anlam tam oturmuyor. Aynı cümleyi After I called my friend, I turned on the TV şeklinde görmemiz de mümkün. Daha önce belirttiğimiz gibi bu durum after before bağlaçlarını kullandığımızda zaten öncelik sonralık durumunu ifade etmiş olmamızdan kaynaklanıyor. Hatırlatmamız gereken bir diğer nokta ise şu. Present perfect konusundan hatırladığınız üzere perfect tense'leri tam belirli olmayan zamanlardaki eylemleri ifade ederken kullanıyoruz. Aynı durum past perfect için de geçerli. Şu ana kadar verdiğimiz örnekleri incelersek already, just, yet, before, till, until, by, for, since zaman zarfları gözümüze çarpıyor. Dikkat edersek bu zaman zarfları geçmişte belirli zamanları ifade etmiyorlar. Burada da görebileceğimiz gibi past perfect'i geçmişin geçmişinde belirsiz zaman vurgulayan eylemler için kullanıyoruz. Yani yesterday, 2 months ago, last Saturday gibi geçmişte belirli zamanları ifade eden zaman zarfları ile past perfect'i kullanamayız. Örneğin, I had seen him last week. Tamamen yanlış bir cümle. Zaten gördüğünüz gibi bu cümlede geçmişin geçmişi gibi bir anlam verilmemiş. Geçmişte belirli bir zamanda gerçekleştirilen bir eylem var. Cümlenin doğrusu I saw him last week. Onu geçen hafta gördüm şeklinde olmalı. Ancak when I saw him last week, he had changed a lot. Onu gördüğümde çok değişmişti gibi bir cümle kurarsak bu cümle doğru bir cümle olmuş olur. Çünkü ikinci cümlede onu gördüğümüz ana kadar olan geçmişin geçmişinde bir değişmeden bahsediliyor ve belirli bir zamanda belirtilmiyor. Genel olarak past perfect ile kullanımları bu şekilde. Şimdi örnek bir parçayı okuyup dinleyerek past perfect kullanımlarını inceleyelim. I had wanted to visit London for years before I visited it in 2011. I had saved money for 3 years before I booked my plane ticket to London. It was very exciting. Before my trip to London, I had never been out of Turkey. The city was really big and crowded. When I got lost, I asked directions in English. That was easy, because I had studied English for 4 years before I visited London. That's why I didn't have problems communicating with people. By the time I left London, I had toured many beautiful places. I visited the Buckingham Palace, the British Museum, the Tower of London, and many stadiums. Before my visit, I had only seen those places on television. I was really happy when I came to Istanbul because I had realized one of my dreams. Şimdi siz az önce okuyup dinlediğimiz gibi geçmişin geçmişinde gerçekleştirdiğiniz eylemlerden past perfect kullanarak bahsedin. Önce yazarak, sonra ise konuşarak bu eylemleri açıklayın. İyi çalışmalar, başarılar.